Türkiye'de elmas var mı? Türkiye'de bugüne kadar bulunmuş ve kayıt altına geçmiş bir elmasa ben rastlamadım ve bildiğim kadarıyla da yok. Tabi bu Türkiye'de elmas olmadığı anlamına gelmez. Elmas bulunamayacağı anlamına da gelmez. Bundan 30 yıl önce Türkiye'de altın madenciliği yapılmıyordu. Bugün gelinen noktada ise Türkiye'de birçok altın madeni işletiliyor. Ve işletilen altın madenlerinin dışında birçok arkadaşımız amatör ya da küçük çapta madencilik faaliyetleriyle birçok yerde altın buluyor. Öyleyse Türkiye'de neden elmas olmasın? Birçok madende olduğu gibi elması bulmak için de jeoloji bilgisi gerekiyor. Yani jeolojik olarak elmas nerelerde olabilir, hangi jeolojik koşullarda oluşabilir bunu bilmek ve bu bölgelere bakmak gerekiyor. Şimdi kısaca bir Türkiye'deki elmas potansiyeli nedir ne değildir size onu anlatacağım. Aynı zamanda Türkiye'de jeolojik koşullara baktığımız zaman nerelerde elmas bulunabilir biraz da onları anlatacağım. Türkiye ile ilgili elmas varlığını araştırdığınızda şöyle bir şey karşınıza çıkacaktır. Daha önce Çinli ve Türk bilim insanlarının yaptığı bir çalışmada Adana Pozantı'da mikro elmas varlığı tespit edilmiştir. Ama burada kritik olan nokta şudur. Mikro elmas varlığı. Yani çok küçük elmaslar tespit edilmiştir. Bu tabii ki bir umuttur, bir ümittir. Yani bu bölgede elmas olabileceğine dair bir veridir diyebiliriz. Elmasın varlığı için en önemli şeylerden biri lamproit bacalarıdır. Elmasın en önemli kaynakları kimberlit bacaları ve lamproit bacalarıdır. Öyleyse Türkiye'de elmas nerelerde bulunabilir dediğimiz zaman bakmamız gereken şey şudur. Türkiye'de kimberlit bacaları ve lamproit bacaları var mıdır? Varsa hangi bölgelerdedir? Buna bakmak gerekir. Bu kimberlit ve lamproit bacalarına geçmeden önce aslında bazı efsane, hikaye, bunlardan bahsedeyim. Şimdi Türkiye'de dönen bazı şeyler vardır. Bunlar gerçek midir, değil midir tartışma konusudur. Bunlardan biri Kanuni Sultan Süleyman zamanında işletilen elmas, zümrüt, zirkon ve topaz madenleriyle ilgilidir. Bunu iddia eden birçok arkadaşımız vardır. Hatta dış istihbarat yapılarında bununla karşılaştıklarından filan bahsederler. Ama bununla ilgili resmi bir kaynak sunamıyorlar tabii ki. Aslında bu bir dedikodu mudur? Gerçeği var mıdır? Bir dayanağı, bir kaynağı var mıdır? Belli değil. Ama şu gerçekten biliniyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı'da zümrütlerin işlendiği biliniyor. Bazı kaynaklara göre bu zümrütler dışarıdan getiriliyordu. Özellikle Kolombiya'dan getiriliyordu. Bazı kaynaklara göre ise Sivrihisar yöresinden çıkıyordu. Burada birçok kişi şunu savunacaktır. Bu zümrütler dışarıdan getiriliyordu. Sivrihisar yöresinde çıkarılanlar zümrüt değil, krizopraslardı. İşte işlenip yeşil renginden dolayı zümrüt adı verilen krizopraslar vardı. Bunu savunacaklardır. Ama öbür taraftan bilimsel olarak bunu araştırdığımızda yapılan bazı bilimsel çalışmalarda Sivrihisar bölgesinde incelenen bazı toprak yapılarında beril mineraline rastlandığını görürsünüz. Beril minerali zümrütün mineralidir. Zümrüt beril grubu minerallere girer. Aquamarin ve benzeri birçok taş bu gruba girer. Aslında Sivrihisar'daki yapılmış bazı çalışmalarda berilyum minerallerine rastlanmış olması buralarda neden zümrüt olmasın sorusunu akla getirir. Belki de Osmanlı zamanında gerçekten burada zümrüt madenleri işletiliyordu. Biz şimdi geçmişi bırakalım. Türkiye'de nerelerde elmas bulabilirsiniz? Nerelerde elmas bulunma ihtimali vardır? Ona bir bakalım. Unutmamanız gereken şey şu. Elmas bulmak, kuvars bulmak ya da kalsedon bulmak veya opal bulmak kadar kolay bir şey değildir. Zaten o kadar kolay bulunsaydı bu kadar değerli olmazdı. Bu gerçekten çok zor bir şey. Ama yine de nerelerde olabileceğine bir göz atalım. Aslında yapılan bazı çalışmalar ya da bazı arkeolojik kayıtlarda Antik Anadolu'da elmas çıkarıldığına dair bazı veriler olduğu söylenmektedir. Bu açıdan baktığımız zaman Anadolu'da mücevher kalitesinde ve boyutlarında elmas kristali içerilebilecek volkanik bacaların daha detaylı araştırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Türkiye'de bugüne kadar yapılan jeolojik çalışmalarda kimberlit bacalarından ya da lamproitik bacalardan veya bu tarz volkanik kayalardan bahsedilmez. Ama onun dışında birçok araştırmacı tarafından da böyle şeylerin olduğu ortaya çıkarılmış. Öyleyse biz şimdi bunların nerelerde olduğundan kısaca bahsedelim ve elmas aramaya heves olan arkadaşlara nerelere gidecekleri konusunda bir yön gösterin. Şimdi Batı Anadolu'da bugüne kadar 12 tane lamproit bacasından bahsedilir. Bunların bildiklerimden bahsedeyim. Hangileri nerelerde olduğundan biraz. Birincisi Tekirdağ Keşan bölgesindedir. Doğanca ve Kurucuköy lamproitleri diye geçer.
Onun dışında Afyon bölgesinde bazı lamp kayıtlar vardır. Bunlardan biri Afyon Balçıkhisar bölgesindeki Bahçe Güney ve Göktepe lamp kayıtlarıdır. Yine Afyon'un İlyaslı bölgesinde de İlyaslı ve Mursalini lamp kayıtları bulunur. Bunun dışında Muğla Bodrum bölgesinde de bir lamp kayıttan bahsedilir. Bu Bodrum lamp kayıtı diye geçer. Bodrum dediğimiz çok geniş bir alan. Yine Burdur Bucak bölgesinde Bucak lamp kayıtından bahsedilir. Bu da geniş bir alandır sonuçta. Kütahya, Gediz bölgesinde Ilıcasu ve Şampane Dağı lamp kayıtlarından bahsedilir. Yine Kütahya'da Emet bölgesinde bir lamp kayıttan bahsedilir. Bir de Manisa Selendi bölgesindeki bazı lamp kayıtlardan bahsedilir. Bu lamp kayıtların hepsini size ayrı ayrı anlatacağım. Nerelerdir, nedir? Benim bir iki tanesinin yerini biliyorum. Diğerlerinin yeriyle ilgili biraz araştırma yaptıktan sonra hepsini anlatacağım. Tabi burada bir şeyi bilmeniz gerekiyor. Elması nasıl ayırt edebilirsiniz? Doğada elması birçok başka kayaçla karıştırabilirsiniz. En çok da kuvarsla karıştırırız. Aslında tecrübeli birisi kuvarsla elması çok rahatlıkla ayırt edebilir. Ama taş konusunda çok fazla böyle aşırı neşir olmamış arkadaşlar karıştırabilirler. Bunu ayırmanın en kolay yolu metilen iyodür sıvısıdır. Bunu herhangi bir kimya malzemesi satan bir yerden satın alabilirsiniz. Metilen iyodür sıvısını aldığınızda bulduğunuz taşı bu sıvıyı attığınız zaman şu şekilde anlayabilirsiniz. Eğer bulduğunuz kristal dibe çöküyorsa elmastır. Yüzeyde yüzüyorsa yani dibe batmıyorsa büyük ihtimalle kuvarstır. Ama dediğim gibi bu sadece kuvarsla elması ayırt etmenizi sağlar. Kuvarsla topazı da karıştırabilirsiniz. Bunları ayırt etmek çok daha zordur. Hani bu aşamada yapmanız gereken şey bir gemoloji laboratuvarına gidip test etmektir. Yakın zamanda bu bacaların hepsini size tek tek anlatacağım bölgesel olarak. Dediğim gibi nerelere bakmanız lazım. Bu saydıklarım tamamı değil. Bunun dışında başka bölgelerde de bazı bacaların olduğu tespit edilmiş vaziyette. Bu bacaların dediğim gibi birkaç tanesi dışındakilerin yerini ben bilmiyorum. Önce ben araştıracağım. O bölgenin jeolojisine bakacağım. Bunlar nerelerde olabilir? Bazı kaynaklara bakacağım. Ondan sonra size nokta atışı bunların hepsinin yerini tek tek söyleyeceğim. Sadece şunu unutmayın. Bu bacalar genellikle böyle birkaç kilometre çapında bacalardır. Çok geniş araziler değildir. 1 kilometre çapında gibi alanlara yayılırlar. Belki daha da küçüktür yani en büyüğünden bahsediyorum. O yüzden nokta atışı gitmediğiniz sürece bu arazilere gitmenin bir faydası yok. Yani kimse Keşan'da Doğanca köye oraya buraya bilmem neye gideyim bakayım demesin. Boşuna zaman harcamayın. Ben bunların hepsinin size yerini nokta atışı vereceğim.